Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körümeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna usulümüz. Qınım sizi kıtanlar ekranımızda bolsun. Pakistan Xitay akullarını öldürgüçilerge hüküm ilan kıldı. Pakistan dairleri bultur iyul eydi yüzbergen Xitay'a hücum kılıç dilosudaki cinayet kumandarı'a hüküm ilan kılgan. 15 noyabr Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mavning muxbirlarni kutib olish yig'inida bir muxbirning yaqinda Pakistan yerlik sudining Dasudagi Xitay fuqarolariga hujum qilish vaqasidagi bir necha jinoyat gumondoriga hukm chiqarganligi, hujumni tashkilligichiga o'lim jazosi e'lon qilganligi va Xitayning buningga qanday qaraydiganligi haqidagi savoliga javob berib, Pakistanning 14-iyul Dasuda yuz bergan Xitay fuqarolariga qilingan hujum delosini tekshirish xizmatiga yuksak ahamiyat berib Vaqa sodir qilgan qotilni qattiq jazolaganligini, Xitoyning buni olqishlaydiganligini, Dilodagi jinoyat gumondori oxiri qonun bo'yicha bartaraf qilinganligini, Xitoy Pakistonning terrorlikka qarshi turish tirishchanligini davomli qat'iy qo'llaydiganligini, Pakistonning Xitoy fuqarolari, apparatlari va turlarining bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qiladiganligiga ishindiganligini bildirgan. Pakistan hüküm ilan kılgan dilo 2021-28 iyul Pakistan'daki su elektr kuruluşu'a yakın yerde yüz berip, 9 Xitay işçinin ölüşünü keltürüp çıkargan avtobus partlaş vakası bulup, özünü koşup partlatkıcı partlatkıç doğru kaçılanan maşinini Xitay işçilerinin maşine atırdığı soğukkan. Aynı vaqtda Xitay işçiler paytaxt İslamabad'nın şimal tarafıdaki Yiraq şehir Dasudaki iş meydanı'a qarap ketip atkan iken. Xitay qurilish shirkati Gajuba guruhining ishchilarini elib mangan ikki avtobusga iyg'ir ziyon solgan. Bu vaqa bugungi qadar Pakistonda Xitay eng iyg'ir talofatga uchirgan bir vaqa bo'lib, mashina atirdi shirkat xizmatchilari turgan qorodan chiqib, uzun o'tmayli portlash yuz bergan. Hujumda 13 odam o'lgandan boshqa kam deganda 41 odam yaralangan va mashina atirdiga hamroh bo'lib mangan ikki amonlik saqlovchimi portlashda o'lgan edi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Pakistondagi Xitoy ko'chmanlar va ishlamchilar qattiq andisha ichida yashayotgan bo'lib, Pakistan bexatarlik doiralari Xitoy ishlamchilari sirtlarga chiqqan vaqtlarda o'q o'tmas harbiy avtomobil bilan yotkashga boshlagan. Xi Jinping Justin Trudeau'ga o'ktamlik qildi. 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inida Xi Jinping bilan Kanada bosh ministri Justin Trudeau o'tirsidiki Soğuk ciddi söhbet taratqularda diqqat qozilgan bo'lib, Xi Jinping Trudeau'ga o'ktamlik qilib, so'zlarimizdan hammasi matbuotlarga oshkorlanibdi deb voysidi. BBC'ning bugungi xabarida bildirilishicha, Indoneziyaning Bali orolida o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inida Xitoy raisi Xi Jinping bilan Kanada bosh ministri Justin Trudeau o'tirsidagi qisqa va soğuk kayfiyatda o'ritiribli elib berilgan söhbet muxbirlarning kamerasidan qochalmagan. Taratqularda qiziq nuqta bo'lib tarqalgan ko'rinishlarda Xi bilan Trudeau yig'in maydonida yuz turani paranglashganligi ko'ringan bo'lib, mazkur sinda Xi Jinping Trudeau'ga biz paranglashgan masalalarning hammasi matbuotga oshkorlandi. Bu muvofiq emas deb voysigan va Kanada tarafini samimiyatsiz deb ayiblagan. Trudeau kulib turib, beshini ling'ishtirib, biz Kanadada uchuq, erkin va samimiy dialogga ishonamiz va davomlashtiramiz degan va so'zini davomlashtirib Ijobiy hamkorlik niyatimiz yanada o'xshash, ammo biz qo'shilmaydigan nuqtalarimiz bo'ladi deb qo'shib qo'ygan. Buning bilan Xi Jinping oldi bilan sharoit yarataylik deb javob berib, Trudeau'ning qo'lini siqib suhbatni oxirlashtirgan. Xi Jinpingni bearam qilgan mazkur dialogning ehtimol Kanadada Xitoy uchun josuslik qilish bilan ayiblangan kishilar va Xitoyning Kanada saylimiga aralashganligi haqidagi so'zlar bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. Axborotqa yepiq tariqada o'tkazilgan ko'rishda Xi bilan Trudeau necha yillardan keyin tunji qitim ko'rishgan edi. Mazkur ko'rishlar yana Kanada bilan Xitoy o'tirsidagi navbatdagi jiddiylikni yana bir qitim oshkorlab qo'ydi. 2018-yili Huawei'ning yuqori darajalik boshqaruvchisi Meng Wanzhou qo'lga olinganda Beijingning buningga javob sifatida ikki kanadalikni josuslik jinoyati ortib qo'lga olishi ikki davlat o'tirsidagi munosabatni jiddiylashtirayotgan edi. Keyin bu uchaylarning hammasi o'zaro quyib berilgan edi. Kanada yaqinda yana davlatning ba'zi joylarini tok mulozimati bilan ta'minlaydigan Hydro Quebec shirkatining xizmatchisi Yuxing Wangni josuslik jinoyati bilan qo'lga olgan. Wang familiyalik Xitoy Xitoyning manfaati uchun savdo maxfiyatligiga erishish uchun josuslik qilish bilan ayiblangan. Bengal musulmonlari Xitoyni lagerdagi uyg'urlarni quyib berishga chaqirdi.
Bengal Müslümanları 1933 ve 1944 yılı 12 noyabr kurulgan iki cumhuriyetini hatırlaş günü de Şarkı Türkistan halkını kollap Xitayning Şarkı Türkistan Müslümanları ziyankeşlik kılışıga karşı namayış kıldı. Asiya haberlerinin haber kılışça Bengal Müslümanları 12 noyabr Xitayning Şarkı Türkistan'da Uyghur Müslümanlarını lagırga tutkun kılış kılmıştırıga karıştırıp özlerinin Uyghur Müslümanlarının yenide ihkallikini bildirip Xitayni lagırga tutkun kılınğan Uyghurlarını kuyup berişke çakırgan. Xabarda qayd qilinishicha 12 noyabr tushdan keyin Bengal musulmonlari Dakkaga joylashgan Dakka universiteti atrofidagi Shahbagh davlatlik muzeyi oldida namoyish qilgan bo'lib, namoyishga 600 dan ortiq kishi qatnashgan. Namoyishchilar Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini qirg'in qilish qilmishiga qarshi mazmunda yozilgan plakatlarni ko'tarib, Xitoyning Uyg'urlarni majburiy amgakka selishiga qarshi shuar to'lg'an, hamda Xitoyni lager va turmalarga tutqun qilingan necha million musulmonni qo'yib berishga chaqirgan. Namayışçılar yana Xitayının Bengal'da kengeyiş müddaasının barlıqını düşündürüp, Xitayının Bengal'a salgan taş yol elektribilen təminləş türlerinin tənlərxini zor dərəcədə aşırğalıqını, Xitay Bengal'ını Sri Lanka'a oxşaş qarız tuzuqı çürüşkü urunğalıqını büldürgən. BBSS Paravallıq Cəmiyyeti Velispitlik Yürüş Namayışı təşkilləgən bulup, Paravallıq Cəmiyyetinin baş katibi Tevfik Ahmet Tefsir namayışta söz qılıp, Xitay dava qılgandak Şarkı Türkistan əzəldən Xitayının bir qısımı əməslikini Xitayning Uyg'urlarga qaratgan siyosatining vahshiylik ekanligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda Bengaldagi Islom birligi tashkiloti motosikletlik yurish namoyishi tashkillagan. Jakarta Islom xalq partiyasi Xitayning beguna Uyg'urlarning zimini Sharqi Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilganligini ayiblagan. Undan boshqa Bengalning Narayanjan shahrida namoyishchilar Xitoyga qarshi plakatlarni ko'tarib, Uyg'urlarning haqqoniy da'vosini qo'llaydiganligini bildirib, Bengal xalqini Uyghur musulmonlarini qo'llashga va Xitoyning qonunsiz qilmishini ayiblashga chaqiriq qilgan. 20 davlat guruhi boshliqlari Rossiyaning Ukrainadan shartsiz askar chekindirishini talab qildi. 20 davlat guruhi boshliqlari birlashma bayonot e'lon qilib, Rossiyaning Ukrainadan shartsiz askar chekindirishini talab qildi. Xabarda qayd qilinishicha, ko'pincha a'zolar Rossiyaning Ukrainaga qilgan urushini qattiq ayiblagan Ama bazı azalar başkıcı karıştı bolgan. G20 devlet azaları Rusya ve Xitayını öz içige alıdıgan bolup, başlıklar yığınıda Rusya'yı vekille kılgan Taşkışla Ministeri Sergey Lavrov, 20 devlet guruhinin bir kısım azalarını yığını siyasilaştırdı deb ayıplıgan. Xi Jinping yığının birinci günüdeki sözü de dünyanın tınışlıkı doğrusu gepsatgan bolsumu, ama Rusya'nın Ukrayna'yı kılgan tacavuzçılık uruşunu tilga almagan. Bildirilishicha Xitay azaldan Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchilik qilmishini ayiblamagan, hatto har xil so'rovlarda Moskvani qo'g'digan. Xitay 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inining Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatini qattiq ayiblash bayonotiga qo'shilishdan burun Xitayning Ukraina urushiga tutgan pozitsiyasi sababidan kunsiri kuchlik besimiga uchirganligiga oid alomatlar o'tirg'i chiqqan. Natijada Xitayning barg'ansiri Rossiyani qo'llash harakati pastkoyga tushgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 20 davlat guruhi birlashma bayonot e'lon qilgandan keyin 20 davlat guruhining yana bir yerga jam bo'lib, Rossiyaning to'qinishni pasaytirishni talab qiladiganligini aytgan. Amerika prezidenti Joe Biden oldingi kuni Rossiya tajovuzchilik urushini kuchaytiryapti degan. 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inining sohibxoni Indoneziya prezidenti Joko Widodo agar urush oxirlashmasa, dunyoning taraqqiy qilishi taskit to'xtaydi degan. Xitayning xalqni haqliq yotoqlarda yetishga majburlaganligi oshkorlandi. Xitayning atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharqi Turkiston xalqini uylariga qamagandan boshqa maxsus tayyorlangan atalmish ayirib qamash o'rinlariga majburiy qamab qiynash qilmishlari Sharqi Turkiston xalqini jinidan jahd uyg'izgan. Xitay doiralari qamab och qo'yganni oz deb uy va atalmish ko'z tush markazlaridan chiqarilganlarni 7 kundan 10 kungacha haqliq mehmonxonada yetishga majburlagan. 17 noyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sinda oshkorlanishicha, Xitoyning Sharqi Turkistonda rahimsizlarcha ijro qilayotgan qamab och qo'yib bostirish qilmishi og'ir darajaga berib yetgan bo'lib, atalmish ayirib ko'zish markazlaridan qo'yib berilgan Sharqi Turkiston xalqini iqtisodiy jihatdan qiynab, haqliq mehmonxonalarda yetishga majburlagan. Sinda Xitoy doiralari oilasidan tutqun qilib, atalmish ayirib ko'zish markaziga solangan bir kishi Özining ayirib ko'tish markazidan qo'yib berilib, mehmonxonada yetishga majburlanganligini, yotoqning bir kunlik haqqi 150 yuan, tamoq puli 50 yuan ekanligini,
yataqta yatmaymız dep qutulğulı bolmaydığanlıqını, növbette barlıq kişilərinin bu əhvalğa məcburlanıwatqanlıqını aşkarlığan. Küzetkiçiler Xitay rejiminin atılmış virus yuqumunu nölge çürüş namıda Şarkı Türkistan halkını aç koyup qiynaş, meynetçilik ve açlıktan kesel bolğalarını davalamay taşlap koyuş qatarlıq, her xil vasıtlar bilen qırğın qilişini davamlaştıruvatqanlıqını bildirişmekte. Cumhuriyetçiler Avam Palatasını, Demokratçılar Kengash Palatasını qolğa keltirdi. Amerika'da ötküzülgən otur mezgillik saylamlarının parlament rekabetide Cumhuriyetçiler Avam Palatası'daki sanını 218'e çıkarıp üstünlükünü egalladı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Amerika'da 8. noyabr ötküzülgən otur mezgillik saylamının neticeleri asasen cezimleşti. Demokratçılar Kengash Palatası'da üstünlükünü, Cumhuriyetçiler Avam Palatası'da üstünlükünü egalladı. Cumhuriyetçiler parlamentin tövən palatası bolğan 435 kişilik avam palatasını qolğa keltiriş üçün kereklik bolğan 218 orunğa erişdi. Avam palatasının rəhbəri bolışı pərəz qılınıwatqan Cumhuriyetçiler partiyasından Kevin McCarthy Amerika xalqı yeni yönelişke qarab meniş aldı da və avam palatasının cumhuriyetçileri bunun üçün təyyar dedi. Amerika prezidenti Joe Biden cumhuriyetçilerinin avam palatasındaki rəhbəri Kevin McCarthy'ye telefon qılıp təbrikledi ve cumhuriyetçiler bilen birlikte hizmet kılışkı tayyar ikerlikini bildirdi. Hürmetli körümeler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşkice aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.